Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Örgümü dediniz kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, kanalımda bütün aradığınız örgüleri, örgü çeşitlerini bulabilirsiniz. Bugün ise sizlerle görmüş olduğunuz bu motifli e, çalışmayı yapacağız inşallah. Halı kaydırmaza ekledim arkadaşlar. Bakın şöyle halı kaydırmazımızın üzerine motiflerimizi yaptık. Araya da bir küçük çiçek yapıp onu da bu aradaki boşluğu doldurmak amaçlı buraya ekledik. Şimdi bunu nasıl yapıldığını sizlerle hemen paylaşmak istiyorum inşallah. Örgü ee, örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, desteklerinizden dolayı hep, hepinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle 4 tane zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi kadife bir ip kullandım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. O konuda tercih size kalmış. Ve şu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane. Üzerine alıyorum. Buraya tam 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 Şöyle 2 Şu 3 4 5 6 ve 7 tane yaptım Şimdi bunu bunu bununla birleştiriyorum arkadaşlar ve beyaz ipimi takıyorum ee, Sadece bu motifi e, yani bu işi yaparken değil e, farklı çalışmalarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar e, kendinize yelekler ceketler bile yapabilirsiniz alt kısımlarını süslemek için, e, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şey şöyle arkadaşlar birleştirdim bakın beyaz ipimi taktım birleştirdim ve beyaz ipimden 3 tane zincir çekiyorum 2 3 üzerine alıyorum İlk boşluğuma bakın şöyle hemen göstereyim İlk boşluğuma 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum şöyle yaptım ve bunu çıkarttım. Diğer çalışmalarım da var arkadaşlar. Fıstık yapacağız buraya. Tam 8 tane. 1 2 zincir çekiyorum araya. Üzerine alıyorum. Tekrar hemen yanındaki boşluğa 3 tane öncelikle ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve çıkartıyorum. Şu ikisinin arasından alıp şu şekilde birleştiriyorum ve 2 tane zincir arada çekiyorum. Tekrar devam ediyoruz. Bütün kutulacıklarımıza önce 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra bu şekilde fıstık haline getiriyoruz. Ve şu orta kısmı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen yanına devam edelim. Halı kaydırmaza e, geçirmezseniz bu şekilde yapın e, ve e, dediğim gibi e, isterseniz bir yelek kenarında isterseniz bir ceket kenarında alt kısımlarında da kullanabileceğiniz çok güzel bir motif arkadaşlar şöyle yapalım. ve şunu da alalım. 2 4 6 7 son olan fıstığımızı da buraya ekleyelim. Şöyle 1 2 tane zincir çekelim ve şuradaki boşluğa gelelim arkadaşlar. Şöyle ve içinden çıkartalım. Diğer rengim olan pembeyi alıyorum. Şöyle pembe pembe ipimi buraya taktıktan sonra şöyle şunu sıkılaştıralım. Pembe ipimizi takalım arkadaşlar. Pembe ipten 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve buraya 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 tane yaptım. Araya şöyle güzel hani şey dursun diye, yaprak gibi dursun diye 2 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Tekrar 2 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Ve 2 tane zincirle aşağıya iniyorum. Hemen bakın şu ikisinin arasına indim ve birleştiriyorum bu şekilde. Sonra tekrar yan tarafa geçip hemen bir yanına geçip buraya bir tane sık iğneden sonra iki zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Sonra üzerine alıyorum ve yine 2 iki tane ikili trabzandan sonra <laughs> iki zincirle aşağıya inip şu şekilde birleştiriyorum. Sonra yana geçiyorum yine. Bakın. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve buraya iki tane ikili trabzan. Arada iki zincir tekrar üzerine alıp iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir aşağıya inip birleştiriyorum. Bu şekilde bütün yapraklarımı yapıyorum. Şöyle ve bir yana geçiyoruz. Bu ipler kadife ipler arkadaşlar e, ucuz olan kadife iplerden. E, artık her yerde var rahatlıkla bulabilirsiniz 5 TL'ye aldım ben bunların tanesini Onu da belirtmek istiyorum Yani e, çok pahalı olanları var gerçekten 10 lira gibi e, onlardan almanıza gerek yok bu şekilde ucuz olanlarından alıp e, böyle değişik şekillerde e, şeyle de var zaten kanalımda da var arkadaşlar değişik değişik yaptığım. E, paspaslar işte battaniye olabilir paspas olabilir hani kullanabileceğiniz modelleri elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum sizlerle paylaşmak istiyorum ki hani e, bütçenize de katkım olsun istiyorum şöyle yapalım ve hemen yanındaki ve son olanı da yapalım. 2 tane zincir çekip tekrar 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra iki zincirle aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Şöyle indik. Şimdi burada bir tane şöyle sabitledikten sonra e, alttaki bu ipimi kopartabilirim. Pembe ile işimiz şu anda kalmadı. Şimdi sarı ipimi yukarıya çıkartıp şu kısmını yapacağız arkadaşlar. Onun için öncelikle kendimize bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Şöyle alalım. Şöyle çektim. Şu şekilde birleştirdim bakın arkasından. Bir, iki tane, üç, dört tane zincir çekiyorum. Dört tane zincir çektim ve ikisinin ortasına bakın tam şuraya şuradan şu şekilde bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 2 yaprağımın arasındaki yerden şuradan bir tane sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 daha sonra yine şuradan 1 2 3 4 4 zincir çekip arka ta, arkasından yaprağımızın arkasından tam ikisinin ortasına şu şekilde bitiştiriyorum. 3 4 şöyle geldim dört zincir çekip buraya ekliyoruz arkadaşlar mandala şekline de benziyor arkadaşlar motiflerimiz Mandala gibi her biri farklı bir e, yapıda renkte olabilir 3 4 ve e, az ip gitmesi de arkadaşlar bakın geldik birleştirdik şu zincirleri fazla çektik. Şimdi buradan geldik buraya bunu buradan alıp bakın şurada şu şekilde alıp şöyle birleştirme işlemini yapıyorum buraya iki tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum. Bu defa 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 1 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 şu da 3. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın az önce almıştım. Tam onun üzerinden şöyle bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar şuraya gelip şu şekilde bir sık iğne yapıp bir iki zincir çekip üç tane ikili trabzanı yapıyorum. 2 3 Sonra iki zincir üzerine alıyorum ve üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 şu 3. Sonra 2 zincirle aşağıya inip şu birleştirmiş olduğum yerin üzerinden arkadaşlar. az önce sık iğne ile geçtiğimiz yerin üzerine bir sık iğne yapıp sıkılaştırıyorum. Yan tarafına geçip tekrar oraya bir sık iğne 1 2 zincir üzerine alıp daha sonra 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Eğer bu bunu arkadaşlar şeyde kullanacaksanız yani bir battaniye çalışmasında bir şeyde şu arkadaki hani geçiş yerleri belli olmasın diye ipinizi koparabilirsiniz. Koparıp tekrar takarsınız. İstediğiniz renkte de yapabilirsiniz. İstediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet iki zincir çekip aşağıya iniyoruz ve şu orta kısımdan birleştiriyoruz. Daha sonra yana geçip bir sık iğne, iki zincir ve üç tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3 sonra arada iki zincir tekrar üç tane ikili trabzan daha yapıyoruz. tekrar 2 zincir çektim ve son olan yaprağımı da yapıp daha sonra halı kaydırmaza ekleyeceğiz arkadaşlar şöyle 2 zincir çektim ve şuraya geldim ve buradan bir sık iğne ile sabitliyorum daha sonra beyaz ipimi alıyorum beyaz ipimi takıyorum eğer halı kaydırmaza geçirmeyecek de normal bir Hani şey olarak kullanacaksak arkadaşlar, bakın şurayı da şimdi birlikte tamamlayacağız inşallah. Normal bir yerde kullanacaksak bu beyaz ipimizle şöyle yapıyoruz, şöyle bununla etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Bir, bakın şöyle hepsinin içerisinden bir tane alıp ortadakinden iki tane dolduruyoruz içine ve devam ediyoruz bu şekilde şimdi bu sarı ipimizi kopartalım ve halı kaydırmaza nasıl ekleyeceğimizi görelim hep birlikte <laughs> şöyle bakın bu ördüğüm yer burada kalacak e, bu dışına taşsın bakın buralarda mesela taştı dışına önemli değil önemli olan hani bu görünümü sağlamak e, elde etmek o zaten halı kaydırmaz olduğu için altında kaymayan bir e, yapıya sahip olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle geldim. Bakın şuradan aldım. Buradan aldım ve bunu buraya ekliyorum. Arada boşluk kalsın arkadaşlar. Önemli değil. Onu daha sonra şöyle kaydırma yöntemiyle her, her birisinin içerisine bir tane alarak onu oraya ekleyeceğiz. Şimdi şöyle tutalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın şöyle. Şimdi şuradan aldım. Buradan aldım ve birleştiriyorum ve sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bakın hemen yanından gelen yerden aldım, halı kaydırmazından aldım, ekliyorum. Buradan alıyorum, şuradan alıyorum. Bir halı kaydırmazımızdan alıyoruz, bir de modelimizin e, alınması gereken yani yerinden alıyoruz. Mesela şimdi burada alta iniyorum, şöyle şuraya kadar çıkıyorum bakın. Ve buradan alıp şöyle birleştiriyorum. Sonra diğer yaprağıma geçiyorum aynı şekilde. Ve her birisinin içerisinden bir tane çıkartarak tıpkı şurada yaptığımız gibi bir tane çıkartarak şöyle nereye denk geliyorsa oraya şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Şuradan aldım, buradan aldım ve birleştirdim. Tekrar şöyle bir açayım. Tekrar buradan iki tane birleştireceğim. Tam orta yerim. Ve devam edeceğim aşağıya doğru. Motifi buraya montelemiş olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve diğer yaprağa geçiyorum. Önce ortadan alayım şöyle. Yapraklarımızı fazla böyle gerdirmeden şöyle yaparak ekliyoruz. şekilde yapalım ve isterseniz bunu önceden başka bir şeyle de buraya tutturup üzerinden bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar şöyle yapalım hemen Evet bu şekilde devam ederek bakın ekleme işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi şu aradaki e, boşluk yerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle geldim hemen şurayı hızlıca ekleyeyim kenar kısımlarına geldim. Bakın burası şeyde şimdi. Burayı örmeye, normal olarak örmeye devam ediyorum. Çünkü altında halı kaydırmazım kalmadı. Şöyle yapalım. Şöyle. Alttan bir tane tutturdum halı kaydırmaza ve devam ediyorum. Şurayı örüyorum. Kenarlarını hani eğer halı kaydırmaza herhangi bir yere geçirmeyecekseniz bu şekilde bir tane çevirin derim arkadaşlar. Daha güzel duruyor. Hoş duruyor. Şöyle yapalım. Şimdi bakın şuradan alıyorum. Alttan alıyorum şöyle halı kaydırmazımdan ve şu orta kısmını burayla birleştiriyorum. Ve devam ediyorum. Evet Bu orta kısmı... arkadaşlar buradan bu şekilde devam ediyoruz. Ve böylelikle halı kaydırmazımıza eklemiş oluyoruz. Şimdi hemen devam edelim. Şu aradaki boşluk yerleri nasıl doldurduğuma gelince o da bu şekilde. Şöyle boş olan yerlere sadece yapacağız arkadaşlar bunu. Şöyle tutuyorum ters sık iğne yöntemi kullanarak bakın şöyle gelelim ters sık iğne ile bunları birleştiriyorum arkadaşlar şöyle oradan buradan hani nasıl e, buraları kapatırsanız nasıl isterseniz o şekilde şöyle önlü arkalı bu ters sık iğne tekniğini kullanırsanız buradan daha güzel bir görünüm oluyor tabi. Şöyle. Ya normalde yapabilirsiniz hani e, illaki ondan değil hani normal olarak da şu şekilde hani sık iğneler yaparak da tamamlayabilirsiniz. Ama ters sık iğnenin görünümü daha güzel oluyor gördüğünüz gibi buradakiler gibi. Şöyle yapalım. şöyle çevirerek aldım ve yaptım. Bakın şöyle takıyorum ikisine. Şöyle çeviriyorum ve örüyorum. Evet, modelimizin yapımı arkadaşlar bu kadar. Bu şekilde dolduruyoruz burayı. Şu ortadaki küçük olanı ise hemen Yapı verelim şöyle. Yine fıstık işlemi yapıyoruz oraya da. Şöyle göstereyim. Bu defa iç şey yapmadan şöyle 4 zincirle 2 4 5 tane zaten. 3 4 zincir çektim. Hemen birleştiriyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Bu defa biraz daha hani böyle gösterişli ve e, büyük olması için şöyle 4 tane e, yanına yani şu ikiden sonra 3 tane ikili tırabzan yapıp şu şekilde birleştiriyorum. Hemen 1 2 zincir çekiyorum. Yanına yine 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 ve 4 tane Sonra çıkartıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum. 2 İki tane ikili zincir çekip tekrar bir diğer yaprağını yapıyorum. 3 ve 4. Sonra birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu önemli değil arkadaşlar. Hani illa 5 tane olacak diye bir şey yok. Bunu 6, 7, 8 hani bu yaprak sayısını arttırabilirsiniz. Şu boşluğu kapatıyor olması ve buraya uyumlu olmasından dolayı böyle bir çalışma yapmak istedim. Orta boşluğu yani tamamen düz olmasın diye, biraz renklensin diye bu şekilde yaptım ben arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız kendinize ya da sevdiklerinize ya da yapın satın arkadaşlar ee, çok değerli ve kıymetli evet bu da bu mesela bunu da aynı şekilde şuraya ekleyeyim mesela ben şöyle çıkartayım beyaz ipim burada zaten bakın şöyle koyun ve o kenarlarda iki zincir yapmıştık o iki zincirlerin içerisinden şöyle alalım. O iki zincirlerden birleştirme işlemini yapalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Boşluk olan yerleri de bu şekilde tamamlamış olalım. Bakın hemen bu tarafa geçiyorum ve buraya da yapıyorum. Buraya geçiyorum bu ikisinin arasındaki yerime. Şöyle oradan da birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın mesela buralarda boşluklar kalmış. Hemen oraları şu kenar kısımlarını şeyle yaparsanız daha güzel oluyor. Yani normal sık iğne şeklinde de yapabilirsiniz şöyle. Ve bakın böylelikle burayı da aynı şekilde tamamlayıp modelimizin yapımını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. yaparsınız. Evet, örgü mü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.